güzel belli. Lan oğlum. Ne diyeyim sana, hepimizin hayatı ne bileyim, senaryo yazmıyoruz. Kaynanalık da yapmazsın sen. Bizim oraya olamam abi bu ay. Para yok. Çok etkisi oldu mu? Yüzde kaç etkisi oldu bu arabayı almanın, YouTube'un? Emekli olunca insan şehirde mi yaşamalı? İhtiyarların şehir sandığı var. Organik satışı. Geliyorlar. Lan sen insanlara mı laf anlatmak zor, bunlara mı laf anlatmak zor? 5000 lira gelirim olsa köyde rahat yeter yani. Bir tane yani, ikisi yok. Lan dedin abi. Yengeç dedi. İş ev sonra geliyorlar, piknik yapıyorlar. Bu ortam hoşumuza gidiyor işte. Aynen. Bir bağır bakalım Hasan şurada. Siz evli misiniz? Evliyim, benim iki çocuğum var. Bir oğlum bir kızım var. Allah ömür versin, iyi, çok güzel. Onlar da başka bir alem. Tabi eve hızlıca dönüş sebepleri yani. Yani hızlıca döneyim eve, çocuklarımla ilgileneyim falan. Ya o tabi ona, o işte özetsiz mürcüz şeyler de. Benim de torunlar var görsen Allah. Hep de bunun hastaları. Açan abi. İyiyiz çok şükür. Allah'a iyi gitsin. İyi ki bunların avratları varmış. Allah'ım hadi dur ya. Sordum. O lazım bize şimdi. Ya ben şöyle yere otursam ne olur? Otur arkadaş orada ya. Şey yapamadım. Ya şu tarafa da geçeceksin. Tam böyle iyi bir yer valla, çok güzel şu anda. En yakın ne bileyim işte. Konya'ya gittim diyelim yani. Köyü hemen özlüyorum değil mi? Ya hemen yani evet, tabii insan özler ya. Dönmek istiyorsun yani, çünkü aitsin buraya. Kışın istemez Murat da, bahar geldi başlarsa ayaklamaya. Ben 6 ay buradayım. 6 ayım Konya merkezde evim var. Öyle mi? Tabii oraya varayın, açarın gir. Buraya burada her şey teşkilat kurulu yani. Otel. Oteli. Otel faaliyette. Ya şey, tabii bizim oralarda biz hemen adım başı ağaç var. Ağacın arkasında ağaç var. Ağacın arkasında her yer ağaç. Çok şükür. Tabii. Hani bir şey uzun mesafede göremiyorsun. Şimdi buradan gelirken yoldan bakarken böyle bir bakıyorum. Olur mu? 30 kilometre. 30 kilometre yerdeki bir apartmanın 3. katını görebiliyorum yani. Burada da ağaç var. Burada tamam, ağaç var da. Acı bunlar şeyden gelmişler buraya. Büyük büyük. O var yok burada. Şey Adnan'dan gelmiş. Buralara demiyorum buraya. Ya. Hani Konya'ya geldiğinde diyorum yani. Oralar öyle yani. Kocaman ova yani. Böyle. Sizin oraya öyle değil. Buraya öyle. Yani. Bu ne yapıyor orada ya? Sen niye çıktın oralara? Bak arkadaşların orada. Sen ne işin var burada? Öbürlerine bakalım bir dakika. Saat şu an akşamın 10'u. Bunlar burada yatıyor. Dinleniyorlar. Bak. Bunlar yatıyorlar burada. Dinleniyorlar. Bu çıkmış burada. Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer de Konya'dayım. Keyif alıyorum ya buralarda gezmekten. Yeni yaşamları ziyaret etmekten. Keyif alıyorum. Şimdi aslında belki de takipçilerimizin bir bölümünün bildiği, bir bölümünde bilmediği bir yerdeyim. Fark ediyorsunuz Muğla'nın dışına da çıkmaya başladım. Yani hem bazı şeylerde belli bir yere odaklanmadan her yerde, ülkemiz bir cennet, her yerde yaşamın olduğunu biraz da olsa naçizane kendimce, kendi metrekaremce göstermeye çalışıyorum. Biraz da keyif aldığım için ben bu gezileri yapıyorum. İkisi beraber yürürse oluyor. Burası Hasan Ay'ın yaşadığı yayla köyü, Karacahisar'ın meydanı. Bir park var burada, şimdi sabah saatleri şu anda. Güzel köy evleri var burada kerpiçten. Tabii çok fazla kişi yokmuş burada. Toplasan kişi sayısı olarak da 100 kişi falan varmış. Herkes tabii ki birbirini tanıyor. Akraba olanlar var. Orada üzümleri gördünüz mü? Tamamen küçükbaş hayvancılık olarak keçi işiyle uğraşıyorlar. Büyükbaş inekleri de var. Dün akşam geldik biz buraya. Tabii akşam karanlığından şeyi göremedik. Bu dağların heybetini göremedik. Şimdi sabah kalktığımızda gördük.
şu dağların büyüklüğüne bakar mısınız? Soğuk mu derseniz soğuk şu anda. Gece de üşüdük mü? Hayır, soba yandı ama sobada tabii ki 1'de 2'de 3'te falan söndü. Üşüdük mü? Hayır. Daha tam böyle bir soğuklar gelmedi. Aslına bakarsanız buralara bence Nisan Mayıs gibi gelmek lazım. Karma karışık tavuklar falan da gübreyi mibreyi götürüyor. Hasan'ın evi burası. Hasan'ın yaşadığı ev burası. Anadolu'da zaman olarak tanıdığınız Hasan'ın yaşadığı ev burası. Ya buranın biraz iklimi şu an tabii ki fazla, Konya'ya göre fazla böyle yeşil görüntü görüyorsunuz, fazla ağaç görüyorsunuz. Bunun sebebi de Antalya sınırı. Yani hava olarak Konya, iklim olarak, coğrafya olarak, görüntü olarak Antalya. Bu Gülsün teyzeniz. Hayırlı sabahlar Gülsün teyze. Yatabildiniz mi? Yattık. Yorgana böyle içine bürüldük. Üşümedik. Yok üşümedik. Sobayı da yaktık. Keçileri baba mı götürdü? Aynen. Ha? Babam götürdü abi o gün. Ne tarafa götürdü? Bana diyor ya şu yanına götüreceğim diyor. Ben şöyle dolanıyor. Ha, yukarı. Şu an ta tepenin arkasına gidip geliyoruz. Akşama kadar mı onlar öyle? Yok, 11'de birazdan gelecek. Kahvaltı yapma. Ondan sonra günler kısaldı mı hiç gelmez ha. Ya oğlu zaten bir an içeyim verin. Ne diyeyim sana? İşin keyfini mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Bu işin içinde doğallığı bu. Aynen, hayvan bok olmasa hayat olmaz mı? Köy yani mesela şehirde ne bileyim ben İstanbul'da yaşarken bir Arnavutköy'e gidiyorum, Çatalca'ya gidiyorum. Oraya gittim, oh derdin içimize çekerdi, köy kokusu geldi diye yani şey olarak. Orada da hayvancılık yapıyorlar ya. Ha, özlüyorsun. Orada da o kokuyu yakalayınca tanıyorsun o kokuyu. Gübre kokusu geliyor ya. Her gün sabah şimdi bunu mu yapıyorsun? Aynen. Burada bir tabii ki akşam burada 200 tane falan keçi olduğu için her sabah. Her sabah bu işi yapıyorsun yani. Hemen kalktığın zaman mı kahvaltı yapıyorsun yoksa o işlerden sonra mı biraz şöyle bir 11'de falan mı? Babam da gelince yapıyoruz genelde. Şehirden daha az çalışıyoruz. Öyle mi diyorsun? Ama şu daha çok yoruluyorsun. Anlamıyorum oğlum. O işi bir çözemedim. Tekstilde çalıştım. Sabah 8'de bir giriyorsun. Akşam 8'e kadar bir yemek paydosu, bir çay paydosu. Bir nevi akşam 8'e kadar vır 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 vır. Tamam. Hiç durmuyor. Ara yok ve birilerinin baskısı altında çalışıyorsun diyorsun. Yani. Tamam. Herkes aynı mesela. Kışları nasıl? Böyle bir her kış mutlaka hasta oluyor musun burada? Alıştı mı yoksa vücut? Yok ben Allah'a şükür ben pek fazla hasta olmam da. Gülsün teyze bunun ismi ne? Karakız. Demin ağına kaçıyor dedim, nasıl dönerdi? Bakın burada da... Oo nereye çıkmış? Sen nereye çıktın öyle? Allah seni. Bak burada da karadut var. Vakti geçtiği için tabii kurumuş bunlar. Bakayım şöyle net bir tane göstermeye çalışayım. Sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun burada? Kaç tane tavuk vardı Hasan? Vallahi hiç bilmiyorum. Hayısını bilmiyor musun bunlar? Dur. Gel abiye bir poz ver bak bunlar. Bak. Bunlar. Bak şeye bak. Yerden yaparak. Tavuklar çıkıyor, büyüyor. Vallahi karışık. Horoz daha çok. Horoz daha mı çok? Bunlar hep horoz. Yaylada serbestler ya, burada da aynı şeyi istiyorlar. Kafamıza göre takıl alıyorlar. Hadi lan. Köy nasıl bakıyor mesela bu duruma? Hem sen şimdi bu hayvancılıkla uğraşıyorsun hem de buraya bir kamera soktun yani. YouTube'da evet. İlanmaya başladın mesela. Kaç yıl oldu bu arada?
Vallahi iki yıla geçti. İşini de birleştiriyorsun. Aynen, zaten işimizi yapıyoruz. Değil mi lan? Mesela Kerata, sosyal medyada olmak, yani YouTube'da olmak, YouTube çekimleri yapmak, herkesin seni tanıması, bu işle nasıl birleştiriyorsun? Ya şimdi zaten biz bu işi yaparken öyle olduk ya. Yani bu işi yaparken videoları çektik, paylaştık. Tabii canım, bize katkısı var mı? Çok. Ne gibi katkısı var mesela? Ya nasıl birleştiriyorsun? İkisini nasıl götürüyorsun? Satış işi olsun, kolay oluyor. Adak işi olsun, tereyağı, mereyağı, bal. Ondan sonra kesim. Zaten kestiğimiz mallar da belli, etler belli, dağlar belli zaten. Gittiğimiz yer belli. Lan oğlum! Bu inat çabuk gitmiyor. İstanbul'dan çok güzel bir teklif geldi, şehirden. Sana çok güzel imkanlarla harika bir şeyler sunuldu. Mesela ne düşünürsün? Aklından ne geçer? Bu hayatı bırakır mısın? Yoksa farklı bir maceraya girer misin? Çok samimi bir soru. Yani bu kadar güzel bir teklif gelir mi de? Geldi yani, diyelim mesela yani, şu an burada kazandığından daha fazla. Yani sadece teklifin cazipliği para. Yok ya, para önemli değil. Yani bizim işim yaptığımız iş belli. Ne teklifi gelecek de yani, öyle bir iş hayır, düşünmedim şöyle, de yani. Evet ya, mesela şöyle, hepimiz şimdi iyi yaşamak için, para kazanmak için yaşıyoruz. Tabii canım. Tamam, bak sen de bunları ya o Allah şekilde besliyorsun. Evim var, arabaydı. Araba da alacaktı, o da geldi, onu da aldık. Yani daha başka aşırı bir şeye gerek yok yani. Hepsi başımızın tacı diyeyim. Ama seni yani çok seviyorlar. Yani bizi yapan onlar ya, valla. Seni çok seviyorlar ama. Aynen. Biz emek veriyoruz da, emeğimizin karşılığında onlar veriyor. Çok ziyaretçi geliyor mu bu arada? Sağ olsunlar. Oo, çok maşallah. Eksik olmasınlar. Yürü oğlum. Şimdi bu arada seni nasıl gördüysem öyle. Yani videoda evet, nasıl gördüysem öyle. Gene böyle ağzını kenarından gülüyorsun böyle. Samimi samimi. Yani hani video çekiyoruz ya. Video evet, çektikten sonra da bir sorumluluk oluyor yani. İnsanlar moral bulmak için açıyorlar videoları, izliyorlar. Dolayısıyla iyi bir şeyler vermek lazım. Ne diyeyim sana, hepimizin hayatı, ne bileyim, senaryo yazmıyoruz. İyi bir bölüm çıkması için ne bileyim bir hafta düşünmüyoruz. Günümüz nasıl geçiyorsa, bazen iyi geçiyor, bazen kötü geçiyor, bazen ne bileyim yani, dediğim gibi dört dörtlük olmasına gerek yok bizim işte. Bizi de ta oralardan buralara seni ziyarete Allah getiren durum bu işte yani. Sağ olasınız ya valla. Şeyleri temizleyelim de sonra bir kahvaltı. Tamam, burada ne kadar işin kaldı? Ya şimdi burayı süpürüp temizleyeceğim. Bunların içeride yerleri var. Aslan bu işleri bilmiyorsan bırak bu işleri ya. Vallahi. Anlamıyorsan dön şehre ya. Ekipman sıkıntı. Azıcık da aynen, böyle küreklere, fırçaya falan yatırım yap. Bir işi sıkıntı. Hep ya kamera abi, alıyorsun, hep mikrofon alıyorsun. Yok ya, hep gidince alacağım diyorum. Bakıra onu diyorum. Ben muhtarım, köy muhtarıyım. Hı-hı. Bizim de üstü birkaç tane büyükbaş hayvanımız var. Ufak tefek arazimiz var. Arazilerde ne var? Arazilerde elma var. Patates yetiştiririz. Yani kısıtlı bizim burada. Patates, sürekli patates mi yapıyorsun mesela? Sürekli patates, fasulye. Bizim burada başka şeyler, toprak, asit toprağı olunca öyle pek verimli bir toprak değil. Bu yaptığın hayvancılık işi tam seni geçindiriyor mu yani şu anda? Mesela çocuklar okula gidiyor. Tabii, nereye okula gidiyor? Bir tanesi okula gidiyor, bir tanesi benim oğlum var, engelli. Başka bir iş arayışında böyle başka bir şeyler yapayım ya falan diye böyle bir arayışın oldu mu? Gerek Bozkır'da gerek Konya'da gerek... Konya'ya birkaç sefer gittim. Heh. 3 sefer falan gittim. Denemen oldu yani değil mi? Denemen oldu ama ben önce bir özel şeker fabrikasına girdim. Benim kolumda bir rahatsızlık olduydu. Ağır kaldırınca tutunamadık. Evet, sağlıktan dolayı ama çalışabilirdin sanırım. Tabii. Tamam, her şey yolunda mı şu anda? Her şey yolunda mı? Allah'a bin şükür. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Geçim sıkıntın yok. Geçim sıkıntı. Hayvanların sana yetiyor. Süt hayvancılığı mı yapıyorsun, et hayvancılığı mı yapıyorsun? Yok. Ya şöyle söyleyeyim, bizim hayvanlarımız gıcık hayvan. Yani gıcık derken bizim burada dağa gitmesi gerektiği için gıcık hayvan tutarız biz ama onlar da bize yetiyor. Yetiyor diyorsun yetiyor şu an. Yetiyor ya, Allah'a şükür yetiyor. Yani yetmiyor desek nankörlü yetmiş oluruz yani. Teşekkürler sohbetin için. Çok biz sağ ol. Teşekkür ettik. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Gübre yetmedi yani, bir de bunları veriyorsun. Ya o şey. Bana şöyle uçuşa baksana küçücük spana.
Yerden öğrendim senin yemi filan. Rabbi şükür. O herif bir sotu mu herhalde? Ha? Bir sotu mu herhalde? Hangisinde? Ona mı? O muhtarın şeyleri mi? Hayvanları mı? Herhalde. Ha, onlar yerlerden yeri getirdi ya. Ha. Daha alışmadılar. Bizimkiler alıştı artık. Böyle şey yapma ya, böyle bir sallama beni yani. Yok, geleceksin ya, ya, tamam mı? Valla çıkabilsem gelirim, niye gelmeyeyim? Şu kışı atlatalım. Aynen. Kışın da olur. Ne, kışın geleceksen kışın gel. Hani hangi zaman müsait oluyorsun sen, daha çok boşluk oluyorsun? Hiç. Yok ya, şimdi oluruz ya şey. Bak. Mesela hiç değil de yani. Sonuçta ben ya, ben şöyle bir yere gidince aklım burada kalıyor. O yüzden ama rahat sen, edemiyorum kendine ya. De, kendine de şey yap. Ya öyle de işte. İki gün ayrılamayacağım mı burada? İki gün ayrılsam sistem ayrısam, çöküyor mu? Ya sistem çökmez de aklım kalır. Yani şey oluyor ya, kafam rahat etmiyor. Sen? Ama burada olunca rahat ediyor. En uygun olduğun, en boş olduğun vakitler yani, en azından yani nispeten ne zamansa seni Muğla'ya bekliyoruz. İnşallah ya, gelirim. Kim geldi? Ya, elektrikçiler. Ha. Fatura yazacaklar. Para yazmaya gelmişler. Seni çok gördüler çalışırken. Aybaşı gelmiş. Ne? Seni çalışırken çok gördüler. Bizim oraya uğraman abi bu ay. Para yok. Bizim oraya uğrama bu ay, para yok ya. Bak kesmiyor faturayı, ne güzel. Yok yok, sağ olasın. Yok. Kesmeyecek de ha. Yok, şimdi yazacak, kapıya yazacak. Geliyorlar, yazıyorlar ayda bir. Evet, fatura geldi. Bakalım sürpriz. Kaç para? Da 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 da. Tahminleri alalım. Dur. 3 aylık mı geliyor, 1 aylık mesela mı? Mesela köyde sen köyde bir adam sence kaç para fatura ödeyebilir? Tamam. Tahmin oraya geliyorum. 1 aylık mı kesiyor? 1 aylık. 3 aylık. 25 günlük. 1 aylık. Evet. Ne ödersin? Burada uzun mu? Bayağı uzun. 750 lira. Ne? 750 lira. 750 TL. 1 aylık. Ama sen öyle bir girdin ki. Tabii ikinci mantıki yoldan tahminimi söylüyorum. 115 lira. Valla. 190.70 gelmiş. Anladım. Evet. 190.70. Yani içeri öyle bir girdin ki. Az önce suya dedin ya, 3 aylık 1700 lira geldi falan diye. Ya o su faturasıydı. Tamam, su faturası. Ama işte o da tuhaf yani. Biz yaylardaydık. Tuhaf. 3 ay boyunca. Yani bilmiyorum ya. O mantıktan gidince dedim ki 750 lira dedim. 190 lira. Tüketim 121 liraymış. Bu duvarlar ne kadar kalın Hasan ya? İşte taş duvar onlar. Evet. Hasan, arabayı kaç paraya aldın sen? Abi biz geç kaldık ama yine de şükürler olsun. Yani parayı bir biriktiremedik. Kaç? 400. 400 bin TL aldım. Yok, patladı her şey ya. Her şey patladı yani de. Allah'a şükürler olsun, aldık ya. Vallahi sağ olsun izleyicilerimiz ya. Vallahi. Yani ya abi şimdi şöyle düşünsene, ben İstanbul'da tekstilde çalışıyorum. Bu arabayı alabilir miyim ya? Yani vallahi biz bir şeyler yaptık da izleyiciler de bize verdi yani. Ne diyeyim, nankörlük etmeye gerek yok ya. Vallahi sağ olsunlar ya. Çok etkisi oldu mu? Yüzde kaç etkisi oldu bu arabayı almanın YouTube'un? Ya şimdi %100 abi. Şimdi şöyle bir şey var. Biz burada hayvancılıktan birikirken bir yandan birikiyor, bir yandan yükseliyor. Bir yandan birikiyor, bir yandan fiyatlar yükseliyor. Devamlı böyle yani. Biz, geliyor yani, mu adaklık falan isteyenler işte, oluyor mu? Aynen. Valla internetin o şeyi yani, sağ olsunlar, ulaşabiliyorum var ya. Şimdi sen ben burada Karacasar'da yıllardır annem tereyağı yapar, hayvancılık yapar, ne bileyim yoğurttan tereyağı yaparız. Kaymaktan değil. Yani en doğalından. Yaylada %100. İnekler hep dağda. Hiç saman maman yem, hiçbir şey yok. 4 ay boyunca. Dağdan yer gelir, sağarsın. Şimdi biz orada yıllardır kaliteli ürün yapıyoruz. Sonuçta %100 doğal yani, herkesin aradığı. Burada yaptım, kimseye ulaştırmadım, sen bilmedin. Sen bilmedikten sonra hiçbir anlamı yok. İstersen var ya, 4-4'lük, 4-5'lik, 4-10'luk ürün yap yani. Reklam olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Ama işte sosyal medya, benim YouTube sayesinde ben çekiyorum. Dünyanın öbür ucundaki insan görüyor benim ürünümün nasıl olduğunu. Yükselir gider ya. Yıllar geçecek. Hasan'ı belki 10 sene sonra ziyaret edeceğim. Hala Hasan burada mı olacak acaba? Vallahi abi ben, bak ben nasip derim. Yarın ne olacağı belli olmaz. İşte bir şey soracağım. Heh. Askerliğim aklıma geldi bu arada bunu görünce. Bir kısmet çıktı karşına. Evet. Senin bu yaptığın işi işte kabul edecek mi etmeyecek mi durumu var. Sence? Ya ben şöyle bir şey etmediği var. Zaman. Şimdi şöyle bir şey var yani. Biz bu işi yürüyelim mi şöyle biraz? Vallahi ben yürütürüm. Yani şura gidelim. Ben yürütürüm videomdaki insanları. Ya şimdi biz bu işi yapıyoruz da yani, biz de
evleneceğimiz kişiye ağırda temizle, geçi sağ, onu yap, bunu yap. Değil miydi? Nasıl bir şey olur yemek mesela? Yemek yapacak, işte ev toplayacak, ev temizliği tamam. Baba geliyor mu? Geliyor, gayrı gelme vakti oldu. Ocakta patates kızartılıyor şu anda. Kahvaltı yapacağız birazdan. Hasan Ağa'nın elinden kahvaltı yiyeceğiz. Kızartma. Kızartma. Her gün yapıyor mu kızartma ya kahvaltıda? Genelde. İki günde bir. Çoğu zaman. Yaylada falan her gün neredeyse. Gülsüm abla. Buyur. Ne çekiyorsun bu Hasan'dan be? Ne diyeyim? Çekmeli lan ne? Bu beni kurtardı. Değil mi Hasan? Hasan şimdi dese ki bir karar alsa gitse buradan. Ya köyden gitse, başka bir iş yapacağım dese. Ne dersin? Allah kendi bilir adamı. Kendi bilir değil mi? Herkes kendi işini görecek. Bizim iş. Zorlama yok. Zorlama yok tabii. De yumurta da koyayım da yiyelim. Tamam. Koy yumurtası. Tamam. Senin tavuklardan değil mi? Hı-hı. Tavuklardan. Bir sağlığınla ilgili bir sorun var mı? Yok, şimdi her şey yok. Ha, iyi, i̇şte güzel. Daha yoruluyor mu başka? Evet, yorucu işler. Daha şey yoruyor. Olacak o da değil mi? Tabii. Çok, çünkü işleriniz çok yorucu. Maldan şeyden. Yorucu bizim iş. Yorucu yani. Aynen. Çayımızı demlese biz ona şükrederiz. Başka bir şey. Senin öyle... Kızımız gibi severiz ama değil mi? Senin öyle şey bir duruşun da yok yani böyle hani alışılmış kaynanalar var ya. Kaynanalık da yapmazsın sen. Yok ben kaynanalık falan yapmam. Ben severim. Kızımız gibi severiz. Kim olursa olsun. Bakın bakayım sizin oralar da falan. Ben diyorum Hasan'a diyorum ki Muğla'da çıksa gelir misin? Muğla'yı ben burayı terk etmem diyor. Bırakmam burayı diyor. Terk etmez. Ama o da gelmez değil mi? İşte iki nasip arada bir dönüp nasip bakalım dur. Allah büyüktür. İnşallah. Emekli olunca insan şehirde mi yaşamalı? Böyle bir kanun yok da sana senin fikrini soruyorum. Köy ya şimdi daha, mesela, daha sakin bir köyde mi yaşamalı? Ya böyle? Şimdi şöyle bir şey var. Yavaş yaşayan bir yerde mi yaşamalı? Eskiden köylerde pek ulaşım, hastane ne bileyim şey yoktu ilçelerde. Ulaşım yoktu köyde mesela. Burada bir tane araba vardı. Derdin ki o zaman emekli ne bileyim hastalanır, yaşlıdır. Ha şehirde vırt hemen hastanenin önüne çekebilirler. Değil mi? Yakın, evet. Ulaşabilir. Hastalandık, bizi bir hastaneye götür dese bütün işi bırakır, uçurur gidelim. Ne olacak yani? Adam ölür. Doğru. Yani o yüzden şimdi evet. Köyde de imkan var. Buradan bastım 15 dakikada hastanedesin. Evet. Belki şehirde 15 dakikada varamayabilirsin. Trafiğe bir yakalandın mı? Yani bu tersine evet. Mi olmalı? Mesela emekli olmuş bir adam, 65 yaşında bir adam. Daha her şeyin kolay olduğu, her şeyin daha kolay ulaşılabildiği, marketlerin, hastanenin hemen ya böyle dibinde var. Olduğu bir yerde mi olmalı? Yoksa yok. Ulaşamadığı bir ya yerde ulaşım mi? Burada sıkıntı yok ya. Vallahi haftada bir en kötü araba gider gelir. O yemek market gıda hepsi olur da. Yani şöyle olabilir mesela kışın köy soğuk olur, kar olur. Soba yakmaya indir şehire gider. Doğalgazda oturur. Öyle yapabilir ama yazın. İkili bir hayat yani böyle. Atıyorum, aynen. Mesela aynen. Burada var mı bu köyde? Var tabii çoğu öyle. Yılın bir kısmı Konya'da yaşayan bir kısmı köyde yaşayan. Çoğu. Bak burada ihtiyarların şey sandığı var. Nasıl çeyiz sandığı? Ya bir gün burada şurada durun lan bu ne ikindi lan bu ne ikindi diyorum buraya koymuşlar çeyiz sandığını diyor. Sonra şöyle bir kaldırdım. Ulan burası. Çay takımı semaver. Her şey hazır. Kimin bu? Kim oturuyor burada? Burada ihtiyarlar işte ikindin geliyorlar. Muhabbet çay. Bak artık böyle şey yapmakta ne hale gelmiş. İstenmiş. Yani bardaklar hazır. Şeyler hazır. Çıra bile var ya. Çıralar hazır. Semaver var. Kesiler var, şekerleri var, çay hazır. Herkes demek ki böyle para koydu ortaya, hemen aldılar bunu. Aynen. Sen nasıl bakıyorsun peki? Gelin geldi. Hoş geldi. Hoş geldi. Zor gelecek. Dedi ki biz dedi böyle işte 10 tane bilezik isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz. Nasıl bakıyorsun bu konuya? Eskiden miydi bu işler? Vallahi ya şimdi eski. Çok hoş değil değil mi yani? Pek bana tabii hoş gelmiyor. Tabii canım ya imkanın neyse öyle yapmak. Yani bence. Aynen. Diretmek yani. Öyle diretince sanki evlenmesini istemez gibi oluyor. Değil mi? Yani şimdi ben sana direttim, ben sana 20 bilezik istedim. 20 bilezikten aşağı kurtulmaz. Ben canımı vereyim yani seni evlenmek. Yoksa. Evlenmem geçer giderim yani değil mi? Organik patates. Ne var ya? Köy patates. Gübre yok. Hiçbir şey yok. Zeytinyağını da kızartı veriyorum baksana özel. Şey de değil. Ayçiçek de değil, zeytinyağı. Hasan sen Muğla'ya gel var ya, sana evet. Hayatının şokunu yaşatacağım. Ya ben şok yaşamak istiyorum. Nasıl bir misafir ağırlanır sen gör.
Vallahi hiç sıkıntı. Seni geçemem gerçi de. Yo, beni geçeceksin de. Sana yetişemem de ama sen de orada. Ya gönüller bir olsun vallahi. Tabii tabii. Ama bak ben seni böyle lafta böyle sallama beni. Yok, ben seni bekliyorum oraya. Ne oldu? Niye kalktın bir anda ya? Ya işte şuradan çevirmesin giderler aşağı. Gelmiyorlar yani yukarı. Geliyorlar. Keçi sürüsü. Hasan'ın babası sabah 6.30'da çıktı. Bunları ta yukarı yaylaya çıkardı. Oğlum gel bakayım oğlum lan için. Gel oğlum gel gel. Biş. Kafem ne yiyor ya. Biş. Havayı dikmiş gidiyor. Bak seni tanıdı Hasan hemen. Buna bak abi. Yukarı yukarı. Hır. O tarafa. Devam 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 yukarı. Ben tuttum burayı. Aha bu da sıkıştırdı bunu. Hemen eğildi bak üstüne iniyor. Türkiye'nin her yerindeyiz ya. Bu çok güzel bir şey ya. Bu çok keyifli bir şey. Her şeyden biraz var. Her şeyi yapıyoruz. Ülkenin her yerine yavaş yavaş böyle videolar çekerek yayılmaya çalışacağım. Tamam burası sağlam. Burada problem yok. Ay bak kızıyor bak kızı. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne zor getirdin ya. Zor geliyor ya. İyi yola girdiler tamam. Kaçta kalktın sabah? Vallahi 6'da falan saldım. Vallahi helal olsun sana ya. Ha öyle bu iş öyle yani. Bu işte kendi keyfini düşünmeyeceğim. Malın keyfini düşüneceksin. Hasan diyor ki ya bu deveye gideceksin diyor ya da bu diğerden gideceksin diyor. Öyle. Ha bir tane kaldı orada. Gelir. Onlar gelir. Çoban köpeğimiz de burada. Öyle yani. Bu işi yaptın mı? Evet. Hakkıyla yapacağım. Nerelere indiniz ya? Nerelere indiniz? Gel. Ha. Hasan insanlara mı laf anlatmak zor, bunlara mı laf anlatmak zor? İnsanlar itiraz eder ya. Bahane bulur bunlar. Bunlar da daha zor da. O kadar değil ya. Hey! Bak kimisi susamış oraya gidiyor. Ha Hasan susamış onlar. Şimdi yemek saati. Şimdi yemek saati Allah izin verirse. Şimdi iyice bir dinlen. Şimdi azıcık dinleneceğiz. Şu kadar istirahatlıyız. Ondan sonra bir daha çıkaracaksın. Ondan sonra bir daha çıkaracağız. Ondan sonra yatacağız. Yarın gene aynı. Yarın gene yatacağız. 5'te gene kalkacağız. 6'da da varsa alacağız. Bir saat çay molası olacak. Şey öyle yani. Sistem öyle. Sistem öyle çalışıyor evet. Sistem öyle. Siz işinizi bilirsiniz ya. Sen bunun gözleri ne böyle ya masmavi? Bazen daha çok mavileşiyordu. Bazen. Şuraya oturun. Mis gibi sobalı yer. Tamam o zaman biraz erken gel ya. Hadi bay. $5,000 gelirim olsa köyde rahat yeter yani. En çok neye gidiyor mesela harcamalarınız? Ya, anca bir hayvan tutarsan peynir gibi şeye para vermem ya. 5000 lira yetecek mi diyorsun bir ay, bir aileye yetiyor mu? Rahat yeter, rahat. Yani bir de bahçe mahçe eke de kendi yiyeceğini kaldırırsan haydi yeter. Ya şehirlerde falan 20.000 liralar konuşuluyor.
Sen... O şehirlerde tabii ev kirası var, cartı var, cürtü var burada. Tabii. Sen kirası olmayan birisi için bunu söylüyorsun. 5000 lira bize yeter şu anda diyorsun. İşte ne bileyim, ocak yok. Odunu yaktığın zaman patates kızardı hemen. Onu yaparsın. Çok imkanlar var burada. O yüzden indirdin diyorsun ki 5000 lira yeter diyorsun. Rahat yeter, rahat. Ya mesela şu köyde 1000 lira yeten adam da var yani. Harcamıyor para, çıkmıyor bir yere. Şu 1000 lira yetiyor yani. Tabii yaşam tarzıyla alakalı bir şey değil mi? Biraz da. Hemen hemen hepsi kendimizde bulunan bir şey bunun. Kovanlarınız var. Hepsi zeytin yok sonra... işte bir tane yok yani, ikisi yok. Yağ, peynir, dahin, yumurta, zaten kalıplar var. Bu da bizim kendimizin olmayan şey, bir zeytin, bir şey, tahin. Gerisi hep kendimizin ürettiği bir şey yani. Hadi bakalım. Haydi. Hadi Gülsüm abla nerede? Sen bir çıkarken kahvaltı yapıyorsun değil mi? Çıkarken içiyorum ben. Saat 5'te, 5 ile 5.30 arası o aralarda çay içerim. Geçmiş mi onlar da bitmiştir ama. Herhalde onlar olduğu yerde. Lan dedin ha 5'te de. En geç dedin. Randevu var 5'te mi? Gözüm geçmiş. Adam kesiverin ne diyorsun? Biz uyandım, hani adamlar biraz önce gitti. Sen ortadan kayboldun. He, adam ben namaz kılığa girdiydim. Biraz yorulunca namaz kesiverelim mi? Yarın kesiverelim de adama. Olsun olsun. Yarın da başka bir şey. Aha sabah oldu işte. Ne diyeyim, biz başka sorun bir yok. Çıkacağım. Şey Kadir bak, adam önemli. Adam dediyse adamı kesiver. Odun yarın da kesiver. Aynen. Adam önemli. Ne? Adam dedi o keseyecek. Odun maderesi yok zaten. Odun yarın da kesiver. Ya siz daha kadar varıp gelesiye ben odunu hallederim ya. Yok sen bizim o zaman. Tamam. Sen giderken babanla beni götür o zaman. Tamam, tamam biz gidelim. Tamam. Hadi aşağı iniyoruz değil mi? Çay içelim, çay içmiyor. Tamam içelim. Şimdi bir ayarlayın, şeyleri bir yapayım. İçelim koyasın. Senin elinden çay içeyim ya. Yerde yatan ne? Hasan Ay. Benzin katacağım. Mısırın dişini takacağım. Yok gayet iyiydi. Hasan yanıma kıvrıldı yattı, üşümedim hiç. Babayı yakmadınız mı? Yaktık. O da gece 2-3 falan gibi söndü herhalde. Ama biz idare etti bizi. Ya o söner de o sabaha kadar sıcak durur. Ama biz hissetmedik ki. Yorgan da iyi. Yani gayet. Soğuk değildi ya. Tam iyiydi. Yok. Yok üşümedik. Kışın iyi, yazın iyi yemlendinizdi burada. Şimdi yazın çok kişi geliyor değil mi? Ne oldu? Burada bir işletme yok ama değil mi? Yok. Orman müdürlüğü yapmış buraya, insanlar pikniğe geliyor. İşletme yok burada. Bir yerden bir yere giderken yolunuz Konya'ya düşerse uğrayabileceğiniz bir yer. Yolunuzu nasıl Konya'ya düşürürsünüz bilmiyorum ama böyle harika bir yer var burada. Dağların heybetine bakar mısınız ya? Suyun da sesine. Atla lan atla. Sık sık geliyor musunuz buraya? Biz mi? Heh. Biz içindeyiz ya. Hani fazla şey olmuyor. Ben kışın gelirim buraya karda. Biz bu karda kimse yokken. Yani pek gelmem. Bir insanda bıkkınlık oluşuyor değil mi? Sürekli içinde olduğu bir şeyden dolayı. Ya bıkkınlık değil de ne bileyim. Bizim piknik yapma şeyi yok bizde yani. Piknik yapacak ne bileyim. Bunalım yok. Zaten hayatımız piknik. Hayatımız piknik. Dağda gidersin, çay içersin. Ama buraya gelen insanlar ne bileyim bir ay boyunca evden hiç çıkmıyor. İş, ev, iş, ev, sonra geliyorlar piknik yapıyorlar. Bu ortam hoşumuza gidiyor işte. Aynen. Bu çok normal. Buraya giriyor musun suya? Girerler ya. Ne var lan? Suya da girerler. Ne var? Geldin mi? Gel. Suyun çıktığı yere gidelim. Gidelim. Suyun çıktığı yere doğru gidelim bakalım. Elbet bu su bir yerden çıkıyor. Saklanmaz. Yağmurda yağınca ne güzel olmuş. Buralar var ya serin serin. Ne? Soğuk değil, serin. Evet. Doğru söylüyorsun. Tertemiz hava var ya. Baksana. Kaymak gibi. Buz gibi su bak. Oralardan akıyor değil mi bayağı bir? He, oralardan şuradan çok akar. Orada var ya. Yumuşak. Yani. Vallahi ben şöyle içeceğim. Oh afiyet olsun. Oh be. Oh.
şükür. Bir bağır bakalım sen şurada. Yok. Baba duyar mı? Bir rahatla bakalım şurada. Ben rahatım zaten. Sen bağır, bağıracaksın. Hasan, köyünü gördüğüm kadarıyla ziyaret ettikten sonra, onunla vakit geçirdikten sonra köyüne faydalı olmaya çalışan, kendi hayatına faydalı olmaya çalışan, annesine babasına faydalı olmaya çalışan bir kişi, bir Anadolu çocuğu, saf, temiz, hani derler ya böyle klişe laflar vardır ya, gerçekten de öyle. Videolarda neyse o. Şu an onun yanında olduğum için değil. Ona başka şeyler de söylüyorum. Mesela kızabileceğini düşündüğüm şeyler de söylüyorum. Çok çok açık yani. Göğsü açık. Çok rahat. Benim bu yaşam hikayelerinde ziyaret ettikten sonra aradığım ve bulmaya çalıştığım, bazı şeyleri zorladığım durumlardan bir tanesi bu. İnsan ne kadar rahat hayatta, içinde bulunduğu hayatta ne kadar rahat, ne kadar mutlu, içinde bulunduğu imkanlardan ne kadar mutluluk çıkartıyor. Onu bulmaya çalışıyorum. Bazen o insanlar, ben de dahil, bunu bilemeyebiliyoruz yani. Yani muar, muar. Yani tam muarıydı, aydır. Hasan'ın meşhur bungalovu burası. Akşam burada yattık işte. Hasan'la kıvrıldık, yattık beraber. Hiç üşümedik değil mi Hasan? Darıldık. Burası kaç dönümde Hasan arazi? 9 falan. 9 dönüm. Tek büyük, tek parça buradaki arazi burası mı? Başka yok. 9 dönüm. Hasan etrafını çevirmiş. Hasan bir tane fırın yapmış. Sonra Hasan bir tane bungalov yapmış. Taşla yükseltmiş yani. Su basman gibi. 1 metre civarı, çok 1 metre de değil yani, 70 santim falan civarı yükselti yapmış. Şuraya su dolduracak. Bakın şöyle güzel bir şey yapmış. Buraya balık falan koyacakmış. Siz de farklı yerlerde farklı insanların yaptığı farklı şeyleri görünce, farklı yaşadığı hayatları görünce biz de mutlu oluyoruz. Ben en azından kendi adıma çok mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Fırın bu şekilde yapmış. Görüyoruz, benim de bazen bazı videolarımda görüyorsunuz, çeşitli fırınlar var. Çeşitli işçilikler ortaya çıkıyor. Hasan da böyle yapmış. Neredeyse bir ev kadar olmuş yani. İçi fırın olmasa birisi yatar içinde. Bungalovu da böyle. Böyle. Böyle bir ortam. Bungalovu da buraya yapmış. Oraya bir tane tuvalet var. Mescit var. Arada buraya gelip burada da kalıyor. Misafirlerini de burada ağırlıyor Hasan. Burada iki tane elma ağacı var. Oradaki teyzenin damadını kalmış unutmuşlar top. Elma resmini çekti. Baksanıza şuraya. Şu elma ağacının şu görünüşüne bak, şu tatlılığına bakın ya. Ne kadar güzel, baksana bak. Bak bak bak, yerlere bile düşmüş ya. Ne kadar güzel gözüküyor. Hem de kızarmış hepsi. Tam toplanacak zaman şimdi işte. Bitmez ki işte. Köyde iş biter mi diyorlar. Bitmez ki. Bitmez. Yazık günü toplamasan da düşüyor işte. Tabii iki tane bakış açısı var. Ya toplamıyorlar, yazık günah ediyorlar falan durumu var. İşte insanların işleri var. Ya toplasan esen çok iş var. Çok uğraş var. Çok meşgale var. Çok güzel olur burası. Buraya güzel bir peyzaj yaptıktan sonra Aygır'a giden insanlar uğrar buraya. Bilmiyorum abi vallahi. Giderken kahvaltı yaparlar. Akşamlar dönerken tandır yerler. Ama tabii uğraş, sana bir meşgale çıkıyor. Köyde bu işlerde yardımcı olacak insan var mı yanında? Birilerini koyman lazım. Çok uğraş yani. Hastaneye kaça bölünsün? Boş ver abi, olduğu kadar. Yani. Olduğu kadar diyorsun. Aynen, çok da yıpratmaya gerek yok. Bak 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 bak. Ne o? Dövüşüyorlar. Dövüşüyorlar. Şu an çiftleşme zamanıymış. Aynen.
Toplamda 200 tane falan varsa bitti. Videomuz da bitti. Bir 50 tane daha olacak herhalde. Olur mu? Olur. Yani 60, daha fazla. 60 geçe uzarsa 100 Hasan, tane. Sen de şöyle bir gün geçirip bir sarılalım bakalım sen. Sarılalım aynen. Videomuz bitti. Aynen. Güzel bir şekilde ağırladın bizi. Gerçekten çok sağ ol. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için valla. Güzel bir gün geçti. Biz de farklı bir yer gördük. Neyse inşallah seyirciler beğenir ya. Biz de tanıdıklarından memnun olurlar diye düşünüyorum. Babam da geçiyor. Biz de işte kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Murat abi teşekkür ederim tekrardan geldiğin için. Güzel yine bekleriz ya. Ben de yolum düşerse geleceğim. Tamam. Hasan'ın kanalını takip etmek isteyen varsa Anadolu'da aynen. Zaman isimli bir kanalı var. Takip etmek isteyen varsa edebilir. Murat abi de yani sonuçta tellal veriliyor. Ne diyor şu an, ne var? Dur bakayım. Doktor mu gelecek? Aşı. Büyükbaşlara aşı yapacaklar. Büyükbaşlara aşı yapacaklarmış, onun haberini veriyorlar. Aynen. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.